öğrenciler, kısa süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları rehberlik birimi olarak sizi bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. En çok sorduğunuz soru olan LGS ertelenir mi sorusuna cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına dayanarak en geç bir ay içerisinde bu sağlık sorununa çözüm üreteceklerini ifade ediyorlar. Bu yüzden LGS'nin ertelenmesi gibi bir söz konusu olamaz. Şu an sizin tabirinizle tatil sürecindeyiz. Ancak bu tatil zorunlu bir tatil süreci. Siz LGS grubu öğrencisi olarak bu süreci iyi yönetmeniz gerekiyor. Konu eksiklikleri ve denemeler yaparak ilerleme kaydetmeniz gerekiyor. Okul sürecindeyken yoruldum, uykum var, hastayım bahaneleriyle ders çalışmayan öğrencilerim, bu süreç sizin süreciniz. Evde istediğiniz anda, istediğiniz zaman, masada, okulda dersteymiş gibi davranmanızı rica ediyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz anda videolara ulaşabiliyorsunuz. Bizim video derslerimiz son konular, ancak siz diğer konulardaki eksikliklerinizi EBA'dan, akıllı defter ya da kitaplardan tamamlayabilirsiniz. Tatil dönemi bittiğinde, okula döndüğünüzde LGS az bir zaman kalmış olacak. Bu yüzden bu süreçte mutlaka konularınız bitmiş olup soru çözümüne yönlenmelisiniz. Tatilde ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar, okuldaymış gibi sabah erken kalkmanızı istiyorum. Sabah 9 ile 9.40 arasında matematik konu tekrarı artı soru çözümü yapmalısınız. 20 dakika moladan sonra 10'da başlayıp 10.40 arasında Türkçe konu tekrarı artı soru çözümü olmalı. 10.50 ile 11.30 arasında İngilizce konu tekrarı artı soru çözümü. Aynı programın aynı saatlerine göre bunu pazartesi günü uyguladıysanız salı günü fen bilgisi konu tekrarı artı soru çözümü, sosyal bilgiler konu tekrarı artı soru çözümü, din kültürü konu tekrarı artı soru çözümü olarak. Şimdi okuldayken 9 ders görüyorsunuz, akşam eve gittikten sonra ben size LGS deneme çözüm dediğimde öğretmenim konu tekrarımı yapacağım, sorumu çözeceğim, eksiklerimi tamamlayacağım gibi sorularla karşılaşıyorum. Şimdi bu süreçte biz sabahtan eğer 3 dersi tekrar ettiğimizde öğleden sorunumuzda yani akşama kadar bayağı bir vaktimiz kalmış oluyor. 11.30'dan sonra LGS deneme yapmanız gerekiyor kendinize. LGS denemeden sonra yanlış yaptığınız soruları mutlaka analiz etmenizi istiyorum. Bu yanlış yaptığınız konuları, hangi konularda yanlış yapmışsınız, oturup EBA'dan dinleyebilirsiniz, farklı bir video dersten veya akıllı defterden kendinize küçük küçük notlar çıkarmanızı istiyorum. LGS deneme bittikten sonra eğer hala vaktiniz ve enerjiniz varsa İngilizceden kelime çalışabilirsiniz. Veya dinden eksik olduğunuz konular, matematikten, yeni nesil sorularda çok takılıyorum diyorsunuz, yeni nesil sorulardan çalışabilirsiniz. Ama her gün düzenli olarak en az 3 ders ve artı LGS deneminizi yapmanızı istiyorum. Eğer çok fazla benim eksiğim yok diyen arkadaşlarım varsa bu LGS denemeyi günde bir tane değil de 2 güne çıkartabilir. Şimdi gelelim konu eksikliklerinize. Şimdi arkadaşlar 7 tane LGS deneme sınavı oldunuz ve ben bu 7 tane LGS deneme sınavında konu eksikliklerinizle alakalı A sınıfından F sınıfına kadar bir analizde bulundum. Türkçe'de cümlede anlam, parçada anlam, yazım kuralları, söz sanatları, noktalama işaretleri ve sözcükte anlamda konu eksiklikleriniz var. Bu her öğrenci için geçerli değil dediğim gibi. Ben A'dan F'ye bir analiz çıkardığımda, hani A'daki çocuk bunda bir yanlış yapıyorsa diğer sınıflarda 2-3 yanlışla karşılaştım. Matematikte karekökli ifadeler, doğrusal denklemler, çarpanları ayırma, EBOB, EKOK, asal sayılar, üslü ifadeler, karekökli sayılar ve cebirsel ifadeler. Fen bilgisi dersine baktığımız zaman, yani bu A'daki öğrencinin de çok fazla yanlış yaptığı bir konu, asit baz, kimyasal tepkimeler, periyodik sistem, kimya endüstrisi, basit makineler, maddenin ısı ile etkileşimi, basınç, kalıtım, DNA. Sosyal bilgilere baktığımız zaman Mustafa Kemal'in hayatı. Bu Mustafa Kemal'in hayatında gençlik döneminde ona önderlik eden kişilerle alakalı bilgi sahibi olmayan arkadaşlarım var.
veya okuduğu okullarla alakalı işte o kronolojik sıralamayı tutturamayan, kronolojik sıralamayı kaçıran arkadaşlarım var. Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Dönemi'ne hazırlık ve cephelerde eksik olanlar da var. Yani hazırlık konusunu tam yapan öğrencilerim var, cepheler yapamayanlar var. Burada bir farklılık söz konusu. Lozan Anlaşması, dış politika. Bu dış politika 20. yüzyılda Türkiye'ye etki eden dış politika. 20. yüzyılda biliyorsunuz Avrupa'da farklı fikir akımları ortaya çıktı. Bu fikir akımları bizim Türkiye'yi nasıl etkiledi? Biz nasıl bir politika kazandık? Bununla alakalı sorular. Atatürk ilke ve inkılapları, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar ve Sev Anlaşması. İngilizce ve dine baktığımız zaman İngilizce'de question word, future form, paragraf tamamlama, paragraf tamamlamanın içinde diyalog tamamlama da var. Eğer bu, ben İngilizce öğretmenlerinizle konuştuğuma göre paragraf tamamlama ve diyalog tamamlamadaki eksiklikleriniz kelimenin Türkçesini bilmemenizden kaynaklanıyor. Lütfen hazır ders programında gösterdiğim gibi günde en azından bir 10 kelimeye bile baksanız bu sizin akıllı için akılda kalıcı olacak. En azından o gün 10 kelime ezberlediyseniz hemen küçük bir kağıtlara yazıp masanıza yapıştırabilirsiniz. Veya cep telefonunda o anda mesela cep telefonundan video dersinizlerini dinliyorsanız ekran fotoğrafı yapın. Her ekranı açtığınızda Türkçe ve İngilizcesiyle karşı karşıya kalın kelimelerin. Duruma uygun ifadeyi seçme. Duruma uygun ifade, dediğim gibi bu da kelimeden geçiyor. Sizin İngilizce'de yaptığınız bütün yanlışların hepsi kelime eksikliğinden kaynaklanan eksikler. Yoksa konu bazlı question words ve future form'da bir eksikliğiniz var. Dinde ise Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Şuayb, Hazreti Muhammed ve örnekliği Asr ve Maun suresi. Surelerle alakalı belli bir sıkıntılarınız da mevcut. Bu surelerin anlamlarıyla alakalı veya sure kimin tarafından okundu, ilk kimin tarafından çıktı bu sure, bununla alakalı sıkıntılarınız mevcut. Şimdi arkadaşlar, evet bu bir tatil süreci sizin deyiminizde, başta da söylediğim gibi. Ancak siz LGS grubu öğrencileri olarak bu tatil sürecini kendinize çevirmeniz gerekiyor. Benim eksikliklerim var belli bir konuda ve ben bu eksiklerimi tamamlamam gerekiyor. Ben öğrenciyi her deneme sonunda yanıma çağırdığımda işte eksikliklerine ne yapsın? İşte şu konudan, işte Türkçeden 4 yanlışım var, matematikten 5 yanlışım var, bunun analizlerini yaptın mı diye sorduğumda hayır cevabıyla karşılaşıyorum. Lütfen deneme sınavlarınızı, deneme sınavı olduktan sonra çöpe atmayın. Veya ben bunu doğru yanlışlarımı evet gördüm bu sınav bitti artık diye kenara atmayın. Mutlaka bütün 1'den 7'ye kalan olan bütün deneme sınavlarınızı, sözel ve sayısal bölüm deneme sınavlarınızı doğru bile yapmış olsanız baştan bir göz atın. Hangisine yanlış yapmışım? Ben bu soruyu doğru yapmışım ama hatırlıyor muyum acaba diye analizlerinizi yapmanızı istiyorum. Farklı bir kaynak deneyin. Tatil sürecinde çok fazla LGS denemesi çözmeniz için vaktiniz var. Bu illa fen bilimleri olmak zorunda değil, illa mozaik ya da çanta olmak zorunda değil. Gidip kitapçıya istediğiniz bir yayınla alakalı internetten bir araştırma yaparak soruları kaliteli kitapçılardan ya da yayınlardan deneme sınavları almanızı istiyorum ben. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.